Allı gelin alılaydın, sevgilere dalılaydın. Gurbet ile yer yolladın, keşke bir halıp salaydın. Evet, an itibariyle bütün evi sildim, süpürdüm. Tuvalet, banyo, oda, yatak odası, her tarafı, bütün çeyizlik eşyaları da aşağıdaki odaya, salona dizdim. Güzelce sergiledim orayı, bu odayı da boşalttım. Terasa iki tane halı attım. Onları güneşe bıraktım. Öyle şu an uğraşamayacağım. Bir acil AVM'ye gitmem gerekiyor. Gene alacağım bir iki şey var. AVM'ye gitmem gerekiyor. Bir tıraş olayım, bir AVM'ye gideyim ve inanılmaz acıktım. Canım ne istedi inanamayacaksınız. Sushi istedi. Evet ama öyle bildiğiniz çiğ balık gibi değil. Bu daha güzel bir böyle tok bir sushi. Gidip bir sushi yiyeceğim. Ondan sonra kendime geleyim, bir hava alayım. Hava da çok güzel bu arada. Tam terasta çay içmeye saat ama gidip işimi halledeyim. Ondan sonra görüşürüz. Evim pırıl pırıl oldu. Her yerleri sildim. Bu arada bu camın kenarı kalmış. Görmemiştim. Sağ olun uyarmışsınız. Onu da sildim. Bakın pırıl pırıl. İçerisi bir güzel kokuyor, bir güzel. Bana bugün bir sushi aşermesi nereden geldi? Hangi dersin her gün babamızın evinde sushi yiyordu? Biraz hangi kemiklerim hatırlıyor? Kerem de kız arkadaşıyla gitti yemek yemeye. Onlara sushi açmadı. Ben de dedim ki maalesef daha kültürlü bir akşam yemeği istiyorum. O yüzden sizden ayrılacağım dedim. Onlar gittiler. Hamburger yemeğe, hamburger yemeğe. Ben sushi'den çıkıyorum. Arkadaşım beni çorbacıya getiriyor. Ya ben biraz kültür sahibi olmak istiyorum ama benim arkadaşlarım bana koymuyorlar ki ben biraz kültür edineyim. Allah çevremizin vermiyor.
Ya sen evet. Oğlum sen kimsin? Benim rahmetli babaannem tandırda yapıyordu onu. Evet, Okan'ı hatırladınız. Hani o sürekli tatil boyunca telefonu hiç susmayan arkadaşım. Ve ben nişanlandıktan bir gün bu kadar hasretli komik. Bari ara iki gün koysaydın. Benim nişanımdan bir gün sonra mı? Bir gün sonra da kendisi sözleniyor arkadaşlar. Hatta patır patır gidiyoruz. Patır patır. O demek ki son tatilimizmiş ha. He ya. Daha çoluk çocuk, torun, tombala. Yok lan. Bir anda hemen emekliye döndü. Evet. Benim nişan bohçam gibi bir nişan bohçası da onu bekliyor. Allah ya. Ben mekandan mekana geçiyorum. Şimdi arkadaşlarım bıraktım komşularlayım. Zeycan abla bizim apartmanın en titizi. Yok bir ya. De bana diyor ki yok vallahi diyor, hiç takıntılı değilim. Ya sen neredesin? Pimapenle yatacaksın gece ya. Canım, sabah yok. İşe giderken bir bakıyorum Zeycan abla cam sürüyor. İşten geliyorum cam sürüyor. İşsiz işsiz ya vallahi. Allah. O da kadar sabah uyurken sürüyorsun. Kimse görüp de laf etmesin diye. Lan Şükran da yok ya. Şükran'ın gözüm Şükran'ın bahçesinde. Şimdi evet, obese Şükran kaldı. Abla onu gördü ki kızlıyor ona bırak şu camları diye. Sile. Onun için sabah tercih ediyorum. Ama bazen siliyorum ya. Oturuyorum sanki cam yok. Düşeceğim gibi. Yaptığım işi överken ben. Zaten ya. Sana bir şey diyeyim mi? Apartmanda senle ben olmasak apartmanı bok götürür. Bak kaçtın. Zeycan abla asansörün içini silmiş. Bir de bize diyor ki herkes katını silsin. Asansörün içinde bir tane asansör var ya. O diyor ki herkes katındaki asansörü silsin. Temizlik programlarıyla ünlü olan Kadir Ezel'le bir süredir birlikte olduğu sevgilisinin ailesiyle tanışmaya gitti. Ezel'de o anları sosyal medya hesabına yayınladı. En hamarat benim programıyla tanınan ünlü sunucu Kadir Ezel'den müjdeli haber gelmişti. Ünlü fenomen evlilik yolunda ilk adımı attı. Ezel de bir sürede birlikte olduğu sevgilisinin ailesiyle tanışmaya gitmişti. Geçtiğimiz aylarda Ezel de Hülya Avşar'ın programına konuk olmuştu. Avşar, fenomen isime bir gün bir sevgilin olsa nasıl öpüşeceksin? Ten tene değiyor, ter tere değiyor. İlk beraberliğinizde nasıl öpüşeceksin? Ne yapacaksın? Ağzının içine girip temizlik mi yapacaksın diye sormuştu. Fenomen isim ise şu an bir kız arkadaşım var. Sohbet ederken günlük duş almayı sevdiğimi belirtiyorum. Ben tabii ki hayat arkadaşımın da bakımlı olmasını isterim. Nefes kokusu, saç kokusu en nefret ettiğim şey demişti. Kadir Ezel de aşk yaşadığı sevgilisiyle evlilik kararı almıştı. Annesi, kardeşi ve yakın arkadaşları müstakbel eşinin ailesiyle tanışmaya Erzurum'a gitmişti. Ünlü sunucu alışveriş anlarında takipçilerle paylaşmayı ihmal etmemişti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.